Binlerce yıl önce insanların toplu yaşamaya başlamasıyla birlikte tarım, yerleşik hayat ve karmaşık sosyal yapılar oluşmuş, bu da uygarlıkların doğuşunu mümkün kılmıştır. Bu uygarlıkların doğuşunda ise bazı medeniyetler öncülük etmiştir. Bıraktıkları eserlerle ve sırlarıyla hatırlanmalarının yanı sıra, insanlığın bugünkü toplu ve modern yaşayışlarına ilham olmuşlardır. Antik Mezopotamya medeniyetleri. Mezopotamya, tarih boyunca birçok önemli medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Başlangıcı M.Ö. 4000 yıllarına kadar uzanan Mezopotamya medeniyetlerinin kurulduğu yer, Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgeyi ve çevresini kapsamaktadır. Sümerler, Akatlar, Hititler, Asurlar ve Babiller Mezopotamya'da yaşamış ilk medeniyetlerdir. Bu uygarlıkların ayrı ayrı hikayeleri, bıraktıkları eserleri ve sırları vardır. Sümerler Sümerler, Mezopotamya'da M.Ö. 4000'li yıllarda ortaya çıkan ve bilinen en eski uygarlıklardan biridir. Şehir devletlerini kurarak toplu bir yaşam alanı oluşturmuşlardır. Sümerler ayrıca çivi yazısını icat ederek yazılı tarihin başlangıcını oluşturmuşlardır. Tekerleği kullanarak ulaşımı kolaylaştırmalarının yanında sulama sistemleriyle de tarımı geliştirmişlerdir. Bıraktıkları eserleriyle asırlardır tarihçilerin ve araştırmacıların ilgi odağı haline gelmişlerdir. Babil İmparatorluğu Babil İmparatorluğu, M.Ö. 18. yüzyılda Mezopotamya'da yaşamıştır. Babil, genelde ünlü kralları Hammurabi dönemindeki hukuk sistemiyle ile tanınır. Bu kral, Hammurabi kanunları olarak bilinen bir yazılı kanunu çıkarmıştır. Babil İmparatorluğu aynı zamanda Sümerlerden devraldığı kültürel mirası da sürdürmüştür. Dönemin başka bir medeniyeti olan Asur İmparatorluğu ile çekişmeli bir ilişki içinde olduğu da bilinenler arasındadır. Asur İmparatorluğu Asur İmparatorluğu M.Ö. 14. yüzyıldan itibaren Mezopotamya'da güçlü bir imparatorluk kurdu. Asurlar askeri güçleri ve idari yetenekleri ile tanındılar. İmparatorluğun başkenti Nova, büyük saraylar, tapınaklar ve kütüphanelerle donatılmıştı. Asurlar kaynaklarını savaşlar ve fetihler yoluyla genişlettiler. Aynı zamanda yazılı edebiyat, sanat ve bilim alanlarında da ilerlemeler kaydettiler. Akat İmparatorluğu Akat İmparatorluğu M.Ö. 24. yüzyılda Mezopotamya'da kuruldu ve tarih boyunca uzun yıllar varlığını sürdüren ilk imparatorluklardan birisi oldu. Akatlar, Sümerce'den sonra ikinci büyük Mezopotamya dili olan Akatçayı kullandılar. İmparatorluğun en ünlü kralı, ülkesini genişleten ve birleştiren Sargon'du. Hitit İmparatorluğu Hitit İmparatorluğu, Mezopotamya'nın kuzeybatısında, Anadolu bölgesinde M.Ö. 17. ve 12. yüzyıllar arasında varlığını sürdüren bir medeniyettir. Hititler, demir gibi kaynakları kullanabilen bir medeniyetti. Aynı zamanda dönemi içinde güçlü bir ordu ve büyük bir imparatorluk kurdular. İmparatorlukları, Mezopotamya'daki diğer medeniyetlerle sık sık çatışmalara girdi. Aynı zamanda çivi yazısının gelişimine de katkıda bulundular. Bu medeniyetler Mezopotamya'nın zengin kültürel mirasına ve insanlık tarihindeki ilerlemelere büyük katkılarda bulunmuşlardır. Yönetim sistemleri, hukuk, yazı, mimari, tarım teknikleri ve bilimsel keşifler gibi birçok alanda önemli başarılar elde etmişlerdir. Fakat zamanla belli sebeplerden dolayı yok olmuşlar veya yerlerini kendilerinden sonra gelen medeniyetlere bırakmışlardır. Antik Mısır medeniyeti Mısır medeniyeti, Nil Nehri Vadisi'nde M.Ö. 3000'li yıllarda ortaya çıkan ve dünya tarihine bıraktığı miraslarla büyük etkisi olan bir medeniyettir. Bu medeniyet, Afrika kıtasının kuzeydoğusunda, Nil Nehri ve etrafında kurulmuştur. Kuzeyinde Akdeniz bulunurken, batısı, doğusu ve güneybatısı çöllerle kaplıdır. Nil Nehri'nin çevresinde verimli toprakların bulunması ve Nil'in çöle hayat veren bir su kaynağı olması, bu medeniyetin kurulduğu yeri belirleyen en önemli etkilerden birisi olduğu düşünülüyor. Mısırlılar, güçlü bir merkezi yönetim altında tarıma dayalı bir uygarlık geliştirmişlerdir. Mısır medeniyetinin coğrafi konumu nedeniyle diğer medeniyetlerle etkileşimi az olmuştur. Dış etkilere ve istilalara pek uğramamıştır. Adeta çevre tarafından doğal olarak yalıtılmıştır. Bu nedenle Mısır medeniyeti kendine özgü özelliklerini korumuş, uzun yıllarca uygarlığını sürdürmüş ve geliştirebilmiştir. Mısır medeniyeti birçok tarihi eser bırakmış ve o dönemde çağının şartlarından daha üstün bilim ve teknolojiyle tanışmıştır. Piramitler ve anıtsal mimari. Mısır medeniyeti dünyanın en ünlü yapılarından olan ile tanınır. Piramitler firavunların mezarları olarak inşa edilmiş büyük anıtsal yapılar olarak hizmet vermekteydi. Bunlar arasında Keops, Kefren ve Mikarinos piramitleri en bilinenleridir. Ayrıca bu dönemlerde tapınaklar, sfenksler ve obeliksler gibi etkileyici mimari eserlerde inşa edilmiştir. Hieroglif yazısı Mısır medeniyeti, dünyanın en eski yazı sistemlerinden biri olan hieroglifleri geliştirmiştir. Hieroglifler, resim ve sembollerden oluşan karmaşık bir yazı sistemidir. Mısır halkı bu yazıyı papyrus üzerine yazarak kaynaklarını kaydetmekte ve iletişimde kullanmaktaydı. Tanrılar ve Din Mısır medeniyeti zengin bir dini inanç sistemine sahipti. Mısırlılar çok tanrılı bir din olan politeizmi benimsiyorlardı. Her tanrı belirli bir özelliği veya gücü temsil ediyordu. En önemli tanrıları arasında güneş tanrısı Ra, ölüm ve yeniden doğuş tanrısı Osiris, doğum ve aile tanrıçası Isis yer almaktaydı. Din, günlük hayatın her yönünde önemli bir rol oynuyordu. Tapınaklarda düzenli olarak ibadet ve törenler gerçekleştiriliyordu. Tarım ve Nil Nehri. Mısır medeniyetinin temeli Nil Nehri'nin verimli topraklarına dayanıyordu. Nil Nehri'nin yıllık taşkınları onların matematikte ve mühendislikte ilerlemelerini sağlamış, bu da oluşturdukları yapılar ile tarımsal üretimi artırmalarına ve zengin bir tarım ekonomisi oluşturmalarına olanak sağlamıştır. Mısırlılar sulama kanalları ve drenaj sistemleri inşa ederek tarımı geliştirmişlerdir. Buğday, arpa, mısır, pamuk ve üzüm gibi ürünler yetiştirdikleri ve bu ürünlerin ticaretini yaptıkları bilinmektedir. Bilim ve matematik Mısır medeniyeti matematik ve astronomi alanlarında da önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Mısırlılar piramitlerin inşasında matematiksel hesaplamalar kullanmışlardır. Ayrıca takvimleri güneş yılına dayalı olarak düzenlemişlerdir. Astronomi alanında ise yıldızların hareketlerini ve takım yıldızlarını gözlemleyecek seviyeye gelmişlerdir. İnka Medeniyeti İnka medeniyeti, Güney Amerika'nın Ant Dağları bölgesinde M.S. 13. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar var olduğu bilinen büyük bir imparatorluktur. İnka İmparatorluğu bugünkü Peru, Ekvador, Bolivya, Şili ve Kolombiya'nın bazı bölgelerini kapsamaktadır. Ekvatoral iklimin etkili olduğu bu bölgelerde alçak yerler nem ve sıcaklıktan dolayı yaşamaya elverişli değildir. Bu nedenle İnkalar ortalama olarak rakımı 2000 metreden yüksek yerlerde yaşamışlardır. Büyük okyanus kıyılarına paralel uzanan Ant Dağları üzerinde akarsu vadileri İnkaların başlıca yaşam alanı olmuştur. İnka İmparatorluğu'nun kuruluşu İnka medeniyeti Kuzgo Vadisi'nde yaşayan küçük bir kabileyle başladı. İnka liderleri çeşitli yerel kabileleri birleştirerek genişleyen bir imparatorluk inşa ettiler. İlk İnka hükümdarı olarak kabul edilen Manco Capac, İnka toplumunun sosyal, politik ve dini yapısını kurdu. Merkezi Yönetim ve Toplumsal Yapı İnka İmparatorluğu merkezi bir yönetim sistemiyle idare ediliyordu. İmparator tüm siyasi ve dini otoriteye sahipti ve Sapa Inka olarak biliniyordu. Toplum sosyal tabakalar halinde düzenlenmişti. En üstte Sapa Inka ve soylular, ardından kahraman savaşçılar, işçiler ve köylüler yer alıyordu. Toplum, aile ve toplum bağlarının güçlü olduğu bir düzende yaşardı. Yollar ve haberleşme. İnka İmparatorluğu geniş bir yol ağı inşa etti. Bu yollar imparatorluğun farklı bölgelerini birbirine bağlıyordu. Ünlü İnka yolu veya Kral yolu, başkent Cusco'dan diğer bölgelere uzanan bir ağa sahipti. Ayrıca mesaj iletimi için hızlı bir haberleşme sistemi olan kaskuya adlı kuryeler de kullanılıyordu. Tarım ve tarım teknikleri. İnka medeniyeti dağlık bir bölgede tarım yapmak için çeşitli yöntemler geliştirdi. Terra sistem adı verilen teraslı tarım yöntemi, tarım alanlarının dağ yamaçlarına ve tepelere inşa edilmesini sağladı. Bu, tarım üretimini arttırmak ve verimli topraklardan faydalanmayı sağladı. Başlıca geçim kaynağı tarım olan İnkalar, patates tarımını gerçekleştiren ilk medeniyetti. Patatesin yanı sıra mısır üretiminde de önemli bir yere sahip olan bu medeniyet, aynı zamanda hayvancılığa da önem vermiştir. Mimari ve Mimarlık İnka medeniyeti, etkileyici ve mimari yapıları ile ünlüdür. En ünlü yapıları arasında ekranda gördüğünüz yapılar bulunmaktadır. Bu yapılar devasa taş blokların mükemmel bir şekilde inşa edildiği karmaşık ve sağlam yapılar olarak dikkat çeker. İnkalar ek olarak astronomi alanında da ilerlemiş ve güneş saatini kullanmışlardır.